Ya olay ya söyleyeyim. İran'ın bir Focus serisi var. Ve o Focus serisi şöyle işliyor. Bu Focus serinin getirileri harbiden zar atıyorsun. Yani ordu ordu savaşına çıkıyorsun. Eğer ki sınır muharebesi burada olduğu gibi. Eğer ki o kadar debuff'a rağmen İran kazanırsa toprağı ve bu toprağı alabiliyor. Ama hem nehir geçiş olsun sobe çok avantajlı. Yani aslında burayı kazananın şey olmasını beklersiniz İran. O biraz anlaki olmuş. Kendi fokusundan gelen bir şey. Burada bildiğiniz sınır harbi. Kaybederse Giran'ı falan kaybedecekti mesela. Selamlar. Bizim Başarılarınızı tebrik ediyorum. Harika bir başarınız var. teşekkür ederim. Adamlar yoklardı bile. Ona rağmen almamız birkaç gün sürdü. Ama şimdi birazcık ortalık karıştı tabii ben böyle bir hamle E yapınca. haliyle. Bir baküsü Hali. olmayan biri her zaman sinirli biridir. Ya oysa ki dedim ki efendim biz size satarız hiç merak etmeyin dedim ama adam nedense anlamadı yani. Ben anlamıyorum. Bu Ruslar çok sinirli. Çok fevri davranıyorlar. Sizce de biraz Ben haklı sana değiller mi? Biraz Yok sinirli ya olma ben konusu. adama diyorum ki tamam alabilirsin kardeşim satarım diyorum. Bana orada ala bak Justifier. Bayağı bir Manyak mısın sinirlenmiş nedir? ama evet. Ya önemi yok. Aldım İngiliz'i arkama oturuyorum. Allah'a şükür keyfim yerinde. İngilizler Bu bizi savaş... yanınıza doğru davet etti. Gerekirse geliriz de yani. Yani istiyorsanız siz de bir operasyonunuzu düşünün ama bu iş size kalmaz öyle söyleyeyim. Bence şeye dikkat edin. Yani sizin üstün diplomasi yeteneklerinize ben kefilim. Şu gidin Almanlarla Fransızların arasını artık ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bir şekilde bozmanız lazım. Yoksa hepimizin Onların düşmanıyım. arası şöyle İtalya yüzünden zaten bozulur muhtemelen. Bana kalmaz bu iş. Yani bilmiyorum yoksa Almanlar bir girdi mi Polonya düzlüklerinde bir saniyede Moskova'ya giderler. Adam bana harcayacak bütün zamanını. Bilmiyorum. Hem de Yani biliyorsun. onu da Rus düşünsün bir zahmet. Parasıyla satın alsın canım. Aynen öyle. Ben diyorum Ama sana Türk yurdu satarım. geri satılmaz bence. Azerbaycan'a satmayacağım zaten. İstiyorsa petrol alır diyorum. O Ha. beni yanlış anladı. Evet, haliyle biraz yanlış anlamış. Ben ne satacağım Azerbaycan'ı? Savaşmışım almışım. Kazansaydım bana ne yani? Üzülmek Dayamışım güzel. arkamı İngiliz'e. Yaşıyorum hayatı. Bakalım umarım biz de iyi oluruz. İngilizler bize de bir şeyler vaat etti ama öyle damlasız ortada kalmayız inşallah yani. Dediğim gibi efendim ben bir taktik plan konuşması yapayım müttefiklerimle. Bir ara Görüşmek sizi üzere. geri ziyaret ederim. Desteklerimizi İyi veririz. yayınlar. Silahımızı falan da bağışlarız. Biliyorum. Oo, teşekkürler. İşte benim dilimden konuşan bir adam. Savaş Yanaklarından başlarsa öpülüyor. 20 bin tüfeği sizlere sağlarız. İlk gün. Eyvallah. Görüşmek üzere. Merhabalar Sayın Abdülmecit. Evet merhabalar buyurun. Merhaba merhaba. Biz Atina'ya gelmiştik baktık sizde. Evet. Ya Yani ben biz buraya de. komünist dostlarımın yanına geldim yardım etmeye. Bir baktım Komünist. ülkem gitmiş. Komünist yok. Komünistlerin hepsi öldü Nasıl kardeş. yok? Burada komünist yok. Anacığımın evi, babacığımın evi hep oturmuşsunuz üstünüze. Vallahi tapuda göster gösterebiliyorsan aslanım. Balkan göcünde Yok yaktığınız yapmışsınız. tapulardan az bir şey gösterin, gösteremezsin artık. Elimde 5 kuruş altınım vardı, onu da Sovyetler aldı. Aldın Gitti mı? paracıklar, gitti evler. Artık Yunanlara ait. Yani Yunan halkı tabii ki de bizim halkımız artık. Ama yani Yunan diye bir devlet yok. O tamam. Peki Endülüs'ün intikamı olmaz değil mi? Neden olmasın? Hatta çok Atatürk'e de iyi bir lanet fikir okumadık ya. yanlışlıkla. Gerçekten çok iyi bir fikir Endülüs'ün. Evet bu olabilir. Yok 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 efendi yok Evet. Endülüs'ün intikamı İngilizler, İtalyanlar kim uğraşacak onlarla? Belki biz. Boş verin olur mu öyle ticaretiniz var onlarla kaç yıllık? Hukukumuz var diyelim evet. Yani işte ya bizim demek istediğimiz ailemize iyi davranın oradalar. Osmanlı bu zamana kadar kime zulmetmiş lan? İsmini anmak istemediğim bir millete şimdi. Zulmetme yok kardeşim. Zulmetme yok. Anlaşıldı. Neyse Ben görüşmek üzere. gidiyorum o zaman. Ben uçak da basarım bu arada. Endüstrimi şu an kaldırıyor. İran Sovyet Savaşı. Evet Sovyetler burada geberecek. Biz de o sırada topraklarımızı bir alalım. Şu İran şey, Irak Savaşı'nda bir de şurayı eğer ki kollayabilirsek muazzam olacak. Demiryolu bağlantısı var mıydı buranın? Uzaktan geliyor. Onu bir hemen bir ayarlayalım. Her türlü bağlamam gerekecek ama şimdi acelesi de yokmuş vazgeçtim. Abi herkesin uçağı var ya. Bir bizim yok yemin ediyorum. Uçak da basayım şu uçak geldi mi? Gelmiş. Ama ne uçağa basacağım ki? Uçak araştırması hiç yok. Teknolojim yetmedi ona henüz. Hemen peş peşe saldırılar yapacağız. En son Yemen'e saldıracağız. Yemen'de çok fazla asker kaybedebiliriz. Ciddi coğrafya çünkü. Bu arada Bulgar. Evet. Sen git bir Liberia yap gel. Biberi yap gelin mi? Git yap gel hadi. Kendin yapabiliyorsun bu arada. Sen bağımsız bir beylerbeysin. Gidiyorum 35 bine. Daha oraya nereden gideceğim? Oğlum İngilizlerden bir toprak al, Fransız abilerinden bir toprak al, satın al. Zaten Fransız görülmemiş bir Afrika insanı yiyecek. Efendim buyurun.
Ha, bu Bulgar çocuk toprak satın almak istiyor ya. Bir libere yapsın çocuk. Yani savaşta biz hemen gitsek uygun mudur? Uygun. Ha, bu arada biz İranlara tüfek attık, daha da fazla atarım. Bir açığı maçığı varsa verilir yani. Ya efendim, yani kendi bacağını sıkıyor yani. Avrupa'da bu kadar faşist varken hani bize gelmesin. İtiliyor, kendi bacağı. İtiliyor gibi bir de ha. İtiliyor. Yani Kanada tankı çekecek. Yani direkt vurup ya çekeceğiz. Ya en kötü olsun. İhtimalle bizde yani eğer... Hanım eğer gelecekseniz gelin. Ya eğer çünkü ki son... barış istiyorsanız ben de bindirirsem muhtemelen barışa hızlıcadan bir yanaşma bir anda böyle. Aa, efendim barış mı? Değil. Biz şu an herhalde hani Almanların yiyeceğini biliyoruz. O da biraz sıkıntı ya. Ya şu an Almanların ekmeğine böyle kaymak kaymak yağ sürülüyormuş gibi hissediyorum. Efendim yani yapabileceğiniz bir şey yok yani. Dedi ki ben ölmek istiyorum dedi. Yani. Sayın dedi ki ben bakımı kaybetmişim dedi. Ben ölmek istiyorum dedi. Ben de tamam dedim yani, saygı duydum. Şu an Kanada tankı da geldi. Adam ölmek istiyor ya. Bir de padişahım hazır İngilizler gelmiş. Ah! Ufak be. Bir Alliance'e gidip çıksak olur mu? Ya direkt girebiliriz ha. De. Efendim bence bir şey söyleyeceğim. Romanya'nın aklı başında değil şu an. Bence siz Romanya'yı bir yani indiragandı yap. Sen onu iyi dedin kral. Bulgar hazır mısın? Ben hazırım her zaman. Haydi. Bana biraz toprak alalım. Sen onu iyi dedin. Neyse hadi biz gidiyoruz. Bir ihtiyacı olursa söylersiniz, biz bize bir telgraf çeker, biz yardımcı oluruz şeye çocuğa. Tamam efendim. Hadi teşekkür ederiz. Şöyle bir kötü haberim var. Liberia'ya gidecek kadar konvoyum yok. Atalım. Askerlerimiz gidemiyor çünkü. Bir tane konvoyumuz var. Ya ondan öncesinde şu Macarlarla beraber bir konuşalım. Aa, Macarlı Restifa yiyor galiba. Sayın Abdülmecit bizi çağırmışsınız. Romanya'dan bizim de alacaklarımız var. Sizinle beraber girsek sizi bozar mı? Bizi bozmaz. Biz sadece Macar halkının yaşadığı topraklarda gözümüz var. Güzel, adil bir bölüşme olur o zaman. Size büyük Macaristan toprakları olur, bize de geri kalan Eflak ve Boğdan. Bu anlaşmaya okey misiniz? Okeyim bu anlaşmaya, benim için uygun. Güzel. O zaman yakın zamanda savaş başlayacak. Çıkartma çıktı. Ben kenardan ilerliyorum ya. Burada pek et diye süt diye karışılmıyor gibi hissettim. Hala görmedi sizin çıkartın herhalde. Aslında burada durup Macarların böyle ölüşünü de izlemek güzel olurdu ama cepheden de ana cepheden de yaralım yarabildiğimiz yerden puan kazanalım. Louis'ini kesip öldürürüz askerlerini. Vurma askerlerin ölmesin. Benim yaptığım şey birazcık daha farklı. Bu masada bir tek benim puanım olsa yeter donanmasını almak için. Biraz Suud Savaşı da başladı. Geriye bir tek ülkemiz kalıyor. Ondan sonrasında iyiyiz. Polonya kapitüle etti Alman. Mefü yiyecek. Merhabalar Sayın Abdülmecit. Nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Buyurun. İyiyiz yine de yani. Çok da olmasa da. Yani, üzerimize dönen bir uykulara rağmen. Bence barışa oturmanız için bundan daha iyi sebepler olamaz. Avrupa bir hayli milliyetçi bir durumda yani. Yani Avrupa milliyetçi ama milliyetçilerden görmediğimiz zararı demokratlardan görüyoruz efendim yani. Bu da çok açıkçası komik bir durum. Gerçekten sadece biz komik bir durum. Biz orada İran'ın Azerbaycan'daki varlığını destekliyoruz ama bunu bilin. İran bizden gelip biz Azerbaycan'la böyle şeyler düşünüyoruz. Ne dersiniz? Dese verecek miydin yani şimdi? Bana gelip deseydi. Deseydi verecek yani. Miydin? Delikanlı gibi konuşalım. Deseydi verecektim. Demedi. Mümkün değil. Vermezdim. Verecektim. Ya Rus'sun sen olarak olan mümkün değil. Ya yalan konuşma bari. Yemedin mi? Sence? Biz Ruslarla kaç yani, yüzyıl savaşmış bir milletiz. Sence yedim mi? Şöyle söyleyeyim efendim. İngilizlerin de demek ki bizim üzerimizde bazı şeyleri varmış. Adamın ittifakındaki adama saldırıyorsun. Normal değil mi? Adamın ittifakı... Şimdi şöyle ki İranlılar bir gecede İngiliz ittifakına girdi. Azerbaycan gidince. Azerbaycan gidene kadar İngilizler tanımıyordu İran'ı. O kadar söylerim yani. Vallahi Azerbaycan'ı aldıktan sonra Almanlar bile tanır onları. O kadar uzun boylu değil, merak etmeyin. Vallahi o kadar uzun boylu ya. Sizin hani politikanızı bilmiyorum lakin bu savaşa özellikle bizim karşımızda katılmanızı tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Neden? Sayın Abdülmecit. Niye tavsiye etmiyorsunuz mesela? Hani şu an beni korkutacak bir şekilde daha konuştunuz yani bizim... Ben anlamadım, beni tehdit mi ettiniz az önce yani? Yok, tehdit etmedim. Dilermiş gibi mi yaptın? Verdim. Yok, tavsiye verdim. Dedim ki... Böyle ediyormuş gibi ama böyle gönlün yokmuş gibi oldu sanki. Şimdi şöyle... Sizin hani yeni geldiniz belki bu İngilizleri tanımazsınız diye. Hani malum şu an İngiltere'nin başındaki şahsı muhterem demokrat görünümlü ama her tarafa doğru kayabilen bir muhterem olduğundan dolayı olası bu savaşın bir tersine dönme durumunda ve sizin de katılmanız durumunda sizi de satar. Satmaya çok müsait bir beyefendi kendisi. O kadar diyeyim. O yüzden sizlerin bu savaşa girmenizi tavsiye etmiyoruz. Yoksa sizlere herhangi bir karşı tutumumuz olacağından dolayı sen değil şimdi, yani. Sen şimdi Basar abi falan da istersin.
Yoo. Tanımıyorum Basarabiye diye bir yer. Sen orayı nasıl tutsadın lan? Hayırlı olsun bu arada. Romanya'yı almışsınız efendim. Evet aldık. Biraz komik olacak ama petrol alsak geri dönebilir misiniz bir kısmını? Bilemem kardeş. Mayvayı soymadan içinden ne çıkacak bilemem. İkiz fabrika alıyorum. Biraz ona bir çıtlatırsanız çok hoş olur efendim. Derler derler. Vermesen de verdi derler artık Bakü'yü. Verdim zaten ama. Yalnız benden değil. Siz Vezir-i Azamımdan dilenin. Çünkü toprakların geçici olarak ona veriyorum. Kendileri Balkanlar'da bizi temsil ediyor. Bu arada sevgili Salin, Vezir-i Azamıma eşit olduğunuzu söyleyip alın. Ha öyleli diyorsunuz. Ben öyle. Bunu bir yerden sanki biliyorum ama. Vezir-i Azamıma eşit olduğunu söyle. Bu çocuk da sana tradeback atsın. Bekliyorum. Ha, haydi. Öyle. Tabii. Öyle mi? Evet. Duyayım ama bunu. Hadi bakalım. Ferdinand Bey, sizi çok sevdiğimizi söylemiş miydik? Sevmemek bunları geç. Söyledim. Saygı duy. Hangi, nasıl bir cümle istiyorsunuz? Onu bir söyleyin. Yani sen Vezir-i Azamıma eşitsin. Kabul ediyor musun? Okudum, onayladım. Güzel. Sevgili vezirim, gönlünden geçer mi bu arkadaşa tradeback atman? Senin eşitin kendisi. Vallahi şöyle bakayım. Siz ne diyorsanız o ya. Ben bir şey demiyorum yani. Ufak devletlerle de aramızdaki şeyi de sen yap yani. Tamam hadi 3'e 1 yapalım ya. Siz mi kralım? 4 fabrika alıyoruz ama. Tamam yani. Size dönelim biraz. Artık siz mi kralıyız? Hoş olur açıkçası. Elbette. Birazcık elbette. Sıkıntıdayız. İyi günümdesin yani. Bak. 2 fabrika dönelim sana. Peki Sayın Abdülmecit'ten de alsak ve hünkârım çok geç desek biraz o da yok onun seneye korlasın ondan al sen. Vezir-i Azam başıysan ona ticaret yapmanı yeğlerim yani. De var. Ben de var da kendi halkıma kadar ne sana mı sömürteceğim kendimi? Allah Allah. Sömürme değil ticaret ya. Ben buna ticaret gözüyle bakmıyorum. Ben Arap... Bir saniye dur ünvanlarımı birleştireyim. Ben ki Arabistan, evet. Yemen ve dahi Oman. Aynı zamanda tüm Yunanistan ve dahi Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra gelen Anadolu'nun ve Irak vilayetinin, Kıbrıs'ın, Girit ve dahi nice memleketlerin sultanı Bulgar'ın yani Batı Devleti'nin Eflak Boğdan ve aynı zamanda da Bulgar prensiplerinin prensinin kralı, imparatoru Abdülmecit Han. Hünkârım çok yaşa. Tamam iyi oldu. He sen ne diyordun ya? Yani ama yine de biz... Ha sen bir cevap bekliyordun değil mi? Doğru. ben bir cevap bekliyordum onu bir yani Bulgar dönsün sana dediğim gibi eşitim olsan yani, dönerim. Hünkârım bizim böyle bir 3-4 gün sonra falan oraları yani korlanacak. Biraz beklesin. Yani bir gün kaldı. Bir gün sonra koruyoruz. Ondan sonra bir de anlaşma yaparız yani. Siz dert etmeyin. Markette koyduk bakın. Markette şu an. Çekin. Abdülmecit Han. Markette. Efendim İran notu sivili var diye. Daha aldık. Tamam dönüyoruz biz de görüşmek üzere. Sanki İran biraz böyle güzel geldi gözüme. Size de peki, gelmedi mi? Yani Sayın Abdülmecit. Evet. Efendim atanız olan Yavuz Sultan Selim Han'ın hayallerini gerçekleştirmek istemez miydiniz? Yo istemezdim. İstemez. Ama yani bu Safeviler, bu Persler sizi zamanında çok çektirdi. Onlar Türk. Yapar. Ya yapmasın ya. Niye yazacağım? Ama size yaptılar bakın. Tamam kardeşim biz anlaştık oturduk. Tamam dedik sıkıntı yok dedik. Haa diyor sanki senin benim bir sıkıntın var. Söyle bilelim. Söyle bileyim. Benim bir sıkıntım var. Ha yani sen Cihan Devleti'nin otoritesini tanımayıp bir sıkıntı var diyorsun. Öyle mi? Yok öyle öyle değil. Benim sıkıntım var yardım edin diyorum. Biz hani, de yardım isteyene yardım şimdi, verilir. Yani ağanın eli tutulmaz diyerek... Ağanın eli madem ki tutulmuyor ver kırımımı susayım. He? Tabi. Ben de. Hadi o Osmanlı'nın yardımları. Tamam kardeşim ver kırımı susayım. Başka bir şey yoksa iyi günler dileyelim efendim. Abdülmecit el hazmetreli. Çünkü burada kaldıkça bir şeyler daha eksilecek. Fabrika neydi biz bilmiyoruz söyleseniz ama bir şey dediniz galiba küfür mü o? Emanuel'cim ben sana anlatırım sen gel hele şöyle Moskova'ya doğru. Emanuel. Zaten gitti Atina'cım babacıklarım. Endülüs'ün intikamı gelecek aslanım sen de bekle sen de nasip kimin geleceksin. Kimin intikamı? Elendürüs'ün. Yok onlar ki. Tarihten sildik kütüphaneleri i̇şte, yıktık ki. İşte biz de sizi inşallah aynı şekilde. Yok. Bir dakika. O yanlış dedi. O yanlış ne dedi. Ne dedin? O yanlış dedi. Hamidimiz mi dedin? Yok o değil. Hamidimiz dedim. Hamid. Ben de diyebilirim. Ben de diyebilirim isterseniz. Şöyle bir toparlayalım. Kırım size verilecek. Yoksa Basarabe cephesini açarım. Peki ya müttefiklik? Yok. İyi niyetinize mutabık olarak böyle bir anlaşma yapmayı uygun gördüm kendimce tek taraflı olarak. Neyse efendim. Nerede Timur gibi Haşmetli, Fatih gibi Zeki, Yavuz gibi Haşin? Gelin saldırın şunlara. Valla şimdi sen sınırları biraz zorluyorsun. Bir kere yani bak sen Rusya bile bana eşit değilken sen eşitimmiş gibi konuşuyorsun. Sen
Bak şimdi Rusya benim eşitim değil ya, hazır mısın? Bak şimdi sana bir denge şeyini söyleyeceğim. Bak dinliyorsun değil mi beni? Rusya benim eşitim değilken sen eşitimin, sen onun eşitinin eşiti değilsin. Heh. Ha? Tabii be, Bulgar'ın eşiti değil yalnız yani. Yalnız benim farklı bir sebebim var konuşmak için. Konuşma Soner. Burada mesul ben, sen değilsin. Efendim o Kırım'ı biz bir düşünelim ya. Onu bir düşün. Onu ben bir düşüneyim. Başka bir şey yoksa da iyi günler dileyip Cihan Devleti'nin nadide şehrinden ayrılmak istiyoruz. Görüşmek üzere. İzniniz var mıdır hamidiniz? Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Güzel yaklaşımınız hoşuma gitti. Siz de efendim, siz de. Sen Abdülmecit buyurun. Ya o kadar Alman dostuyuz dedik bir kere de gelmediniz yani. O kadar Alman dostuyuz dedik bir kere de misafir etmediniz yani. O kadar sarayımız var bir kere de vuramadınız. Burada da benim de bir sarayım yok mu deyip yani. Ayıp. Keyfin nasıl? Petrole ihtiyacın var mı? Aktayım mı? Keyfim güzel ama petrol beni daha güzel petrol yapar. Petrol bizde petrol ortaya konur, en çok da Almanlar içer. Öyle bir laf var orada, ben yani dedim. Çok güzel lafmış. Bir petrole ihtiyacın varsa beni arıyorsun. Başka kimseye evet. Demiyorsun. Direkt bir dosta ihtiyacın varsa da beni arıyorsun. Dosta ihtiyacım var tabii ki de. Hatta senle bir non-aggression da yapalım. Ciddiyetimizi tabii. Anla. Ciddiyetimizi anla. Bu Ruslar canını sıkarsa söyle, vanayı keserim. Haber ya olsun. Ya Rus. Ruslar şu an canımızı sıkmıyor. Daha çok İngilizler sıkıyor. Ya İngilizler kimmiş ya? İngilizler kimmiş ya? En ufak bir canın sıkıldığı zaman direkt Hamidimiz hattından ulaşabilirsin bana, tamam mı? Peki efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Fransızlar diye yorumladım ben de, evet. Hamidimiz, şöyle bir sorunumuz var. Uçak. Evet. Uçağımız yok. Uçağı İngilizler ya, basar mı biz? Uçak devleti değiliz. Ama şimdi böyle yabancı kuvvetlerin uçağını kullanmak pek bize göre biz değil yani. Biz kullanmayacağız oğlum, onlar uçuracak. Ya koskoca cihan devletiyiz yani, bir tane de yerli milli uçağımız. Ya araştırıyorum, olacak inşallah kardeş. Sen ne yapıyorsun lan? Ruh hastası. Ben mi? Yok sen değil. Bu niye Yemen'e garanti atmış? Kınıyorum. Kınamıyorum, ben başka bir şey düşünüyorum. Bu ne ya? Buyurun Sayın Abdülmecit. Sevgili Amerika Birleşik Devletleri, siz Yemen'e garanti mi attınız? Ben mi yanlış görüyorum? Yanlış gene misiniz, doğru. Yani bizden önceki hükümet, yani biz yeni geçtiğimiz için yani Arap siyaseti, Orta Doğu politikamızda biraz değişiklik gösterdi tabii. Siz o garantiyi bir zahmet çekiverin. Osmanlı İmparatorluğu'nun Abdülmecit'in savaştayken bizim karşımıza petrol bağlayamayacağı ne malum. Peki sevgili Abdülmecid'iniz, bir Yemen'e kaldı mı ki siz Yemen'i garanti ederseniz petrolleri güvene alacağınızı düşünürsünüz? Yemen'de petrol evet. Mü var? Yok mu? Biz var biliyorduk. Azıcık coğrafya çalışmanızı öneririm yani. Evet, daha oralara hani açılamadığımız için burası Amerika hani. Tabii. Sıkıntı yok da. Sıkıntı. O zaman dostluğumuzun şahanesi olsun. Elbette, ben elbette. Hayır diyemeler, ne diyeyim efendim. Eyvallah, eyvallah. İyi günler. Benim uçağım yok ya, ben burada geberiyorum. Benim acilen bir uçak ilim irfanına alışmam lazım artık. Hatta bir başlangıç şasesi olarak small airframe'den bir ufak da olsa. Ama daha bomb plak açık değil lan. Kaplar da bir bitmedi ha. Aşırı kaliteli bir tank yapıyoruz, siz hiç merak etmeyin. Vallahi o kadar toprak verdik, bir şeyler çıkar artık yani. Eflak bu adam ya, Bulgar prensli. Keyifler nasıl efendi? Efendim Ruslar 1 milyon kayıp verdi. Evet, en son bize yalvarıyorlardı. En son Vezir-i Azam'ıma eşit olduğunu kabul ettirebildim. Efendim 1,5 milyon kayıp verdi ve yani ölüyor direkt yani. Direkt hiç şans yok. Hani öyle böyle ilerlemiyoruz. Hani Kızıl Ordu bu muydu? Ya ben birazdan zaten oraya demat atacağım. Ufak bir toprak fethi kaldı, ondan sonra ben ona bir demant atacağım. Efendim bence demant atmayın, direkt fiction'ımıza gelin. Hani istediğiniz toprakları zaten size vaat ederiz. Ya Rus'u yer misin, ne diyor yani, yenir mi yani? Ya efendim Rus'un bir şey kaldı mı ki? Ya bilmiyorum. 1,5 milyon insan öldü bak, 1,5 milyon insan öldü. Ya insan şimdi Sovyetler Birliği için çok şey, değerli bir şey değil. 1,5 milyon değerli bir şey. Alman, daha Alman savaşı var bunun. Böyle pek de değerli değil. Almanlar bu arada petrol olmayan bir devlet ve ilerleyen zamanlarda da olmayacak gibi duruyor ya. Yani şu anda Almanların petrolü de çok önemli değil çünkü bizim Adventure Small Airframe'imiz var. Canon. Ya onu ben var. Alayım ya. Onu ben alayım, onu Engine izledim. 4'üm var. Hani kabul edersen onu ben bir çözeyim. Kes var mı Kes? Kes de var. Kes'in ismini de şey yapın. Kes'in ismi de Kutlu Kaz. Çok yaratıcıymışsınız. Hani. Neyse efendim biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hamidimiz, bir de bizim size döndüğümüz trade'in haddi hesabı yok ya. Size öyle söyleyeyim. Ben sana trade dönemem ki. Niye diye sor. Sormayacağım, biliyorum çünkü. Alüminyumum var, aldım mesela ya. Benimki eksiye gitti, şimdi ben de senden alayım. Biliyorum. İşte almayayım ben senden, daha iyi olur senin adına. Yemen kaldı, Yemen'den sonra sefer batışa, doğuya doğru olacak. Bir de bu İtalyanlar da Makedonya ve Kosova'yı istesek mi ki? İtalyanlar zor duruma düşmeden onu alamayız. İtalyanlar çok zor bir duruma düşsün.
Hallederiz. Efendim buyurun. Buyurun. Takanaccio, Chimichango. Bizimle görüşmek istemişsiniz. Siz buyurun. Savaş açıyorum. Sizinle... efendim bayağı oldu. Biz sizinle ticaret anlaşması yapmak istedik ama. Yapalım. Yapmadınız. Yapalım. Benim de aslında sizde olan kaynaklardan bazılarına ihtiyacım var. İşte bizim de vardı ama Güney Amerika artık kendi kendine yetiyor. Olsun, ben gene de iyi niyetime mutabık sizlere ticaret yapacağım yani. Bu arada biz Avrupa'yla pek ilgilenemiyoruz ama sizin durumunuz nasıl? Vallahi herkes hamidimiz diye dolaşıyor. Bakalım nereye var? Efendim siz daha büyük değil miydiniz? Sırbistan falan vardı dedilerdi size. Bir arayla geçirdi diye bir ulah geldi. Bulgar. Bu arada biz telefonu icat ettik, biliyor musunuz? Güzel bir teknolojidir. Bizde Bulgar var işte. Bulgar bizim prenslik. Ha bir de şey var efendim. Bulgar'ı Liberia'ya almıştı. Liberia'ya rica edebilir miyiz? Liberia'ya rica etmeyin. Orayı baya kan dökerek aldı ya çocuk. Orayı yapacak vallahi bir şey yok. Rica bizde çok serttir yani. Rica yani efendim Güney Amerikalılar olarak Afrika'nın bize bakan tarafının bizim olması gerektiğine inanmaya başladım. Benim size daha iyi bir teklifim var. Siz neden Japon İmparatorluğu'na saldırmıyorsunuz ki yani? Benim Asya'ya yaptığımız atılımları görmüyorsunuz herhalde. İşte görüyorum, daha iyi yatırımlar, atılımlar var. Böylelikle Hamidini size o bölgede destekler. Dostunuz ve müttefikini olarak yani. Ya bu Türk konuşmayı çok iyi biliyor. Benim her seferinde kafamı karıştırıyor. Bak benim de kafamı karıştırdı ama unutma biz neyiz? Katoliyiz. Biz Katoliyiz doğru. Sen Müslümansın yani, değil mi? Valla evet, şimdi biz de evet. Şöyle. Sen bak, bir halifesin. Yani bizim neyimiz oluyor bu adam? Ben Katoliyim, ben sizin aracınızmışım. Şimdi şöyle düşün, şimdi hazır mısın? Değilim ama evet söyle. Dini sorunlar ta Orta Çağ'da kapanmış bir durum. Sen aslında, halifesin ama. Tabii dinle beni işte. Bak, sana evet. Gerçekleri anlatıyorum, yazılmayan gerçekleri. Sahte İngiliz haritalarına benzemez. Dini sorunlar evet. Aslında Orta Çağ'ın başlangıcında bitmiş bir sorundu. Haçlı seferleri ile yapılan bütün o safsata aslında ticari ve ekonomik güç üçündü. Sizin ticari ve ekonomik güce ihtiyacınız var mı? Siz size yetersiniz. Ama ben size bak bir anda dünyadaki ticarete girdi beni çekti bu arada. Ben böyle dünyadaki bu konuşmayı biliyor derken böyle şey yapmadım evet. Dünyadaki mazlumların hakkını savunmak istiyorsanız Japonya'ya bir bakın. Bizim öyle bir gayemiz yok. Sizin öyle bir gayeniz olmayabilir ama öyle bir gücünüz var. Var evet ama evet. Ama sömürmek öyle bir şey. Daha güzel. Sömürmek iyi. Bir dakika. Sömürmek güzel. Bir dakika. Şimdi bir şey diyeceğim. Çin pazarına girmek istiyor musunuz? Çin pazarı mı? Tabii. Ne diyor bu adam ya? Çin ben de anlamadım. Bilmiyorum dur bakalım. Çin pazarına girmek istiyor musunuz? O zaman Çin'i başkaları sömürmeden önce sömürecek devlete savaş efendim, açıp. Efendim hamidimiz. Efendim uçağımız geldi. İngilizler de size gelmiş. Biz onunla ilgili bir şey konuşacaktık da. Ama bu şey şimdi sizde değil. Tamam bunu bir şey yaparız ya. Konuşuruz. Benlik neyi var? Burada önemli insanlar ağırlıyor. Adam bize tarih dersi veriyor. Tarih dersi veriyor demiyorum da bize tarihi biraz yanlış öğretmişler. Onu düzeltiyoruz şu an. Ben burada çok önemli insanlarla da konuşuyorum. Efendim size yardım edebileceğim bir konu var mı? Yok efendim biz herhangi bir... İşte sana diyorum ulan önemli insanlarla konuşuyorum. Bize diyor, bize arkadaş. Diyor. Anlamıyorsun. Cahil adam. Ya şimdi cahil deme. Öğrenmemiş diyelim. Ama aslında o çok ilerledi biliyor musun? Geçen hafta onun okumayı öğrendi evet fark ettim. Hayır gemisi ve uçağı var. Adam gemi yaptı, uçak yaptı. Ben şey kabul eder misiniz? İngilizlerin savaş, ben kabul. Derdini bir öğreneyim hemen onlara dedim. Sonra sizinle zaten muhabbetimiz sorgu sual olmaz. Evet. Bizim için problem yok efendim. Biz Almanlar 80'e 50 trade kaybediyor İngilizler. İngilizlerinize dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum ama. Efendim Endonezya halkı Kolombiya halkına iniyor ya. Neyse efendim biz gidiyoruz. İyi günler. İyi hadi görüşmek üzere. İyi günler. Efendim bizim halklar olarak, Güney Amerika halkları olarak ufak kolonileşmeler yaptık. Bunun ilk adımını da sağ olsun güçlü liderlerimizden biri olan Alfredo gitti Endonezya'ya özgürlük ve kolonizasyonu getirdi. Bir de bir şey bize yapılan aynısını şu anda Endonezya'ya yapmaktayız. Biz çok gururluyuz ve mutluyuz şu an. Öcümüzü alıyoruz dünyadan. Şöyle bir olay var. Sizin sömürenler sömürgecilikten niye vazgeçti biliyor musunuz? Gelin size bir hikaye anlatayım. Efendim anlatmayı boşverin. Ya size kaynak lazımmış. Bizde her şey var biliyor musunuz? Ben efendim şu zaten... British Guiana'yı alsak mı artık arkadaşlar? Ben zaten aynen, ticaretimi evet, bütün Güney Amerika'dan yapıyorum. Ticaret Güney Amerika'dan sorulur. O zaman 3 fabrika alüminyum aldım ben bu adamdan. Ya ben sizden alacağım da birazcık daha pazara tekerle daha adamım. Fazla alayım. 15 fabrika alıyorum ben sizden şu an. Free Trade'e de geçtim. Hepinizden her şeyi alırım ben sıkıntı yok. Bizde fabrika ortaya konur. Herkes ihtiyacı kadar alır yani. Bak bu adam her geldiğimizde ayarlarımızla oynayıp bizi geri gönderiyor. Bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Bakın bu böyle evet bu Türk konuşmayı biliyor bak. Biz Tonga'ya Mongo'ya düşmüyoruz değil mi? Alfredo sen ne diyorsun? Valla ben de bilemedim ya. Arkadaşlar, kandırılıyor muyuz? Dostunuz dostum, düşmanınız düşmanım bu kadar. Bak işte böyle diyor işte bak beni. Ben neden Latin, geldim? Latin hanımlar. Biz niye geldik ya? Biz ticaret mi demiştik? Ticaret demiştik. Ticaret için. Efendim bizim donanmamız var. Kaynağımız var.
askerimiz var. Endüstrileştik. Teknolojide de çok böyle ilerilere gidemesek de esmese de gürlüyor diyelim yani. Şimdi Orta Doğu'da siz ne alemdesiniz? Vallahi biz önceki sultanlara benzemeyip kaybettiğimiz yani o Viyana bozgunundan sonra alınan tek zafer olan yani ciddi bir zafer olan Yalayamış Çanakkale'den. Viyana'yı mı istiyorsunuz? Oraya bağlayacağım. Çanakkale, bak Viyana'dan beri başlayan bozgun Çanakkale'de durdu biliyorsunuz. Siz Viyana'ya ne zaman gittiniz ya? Ya karıştırma buraları, benim hassas yerim. Şey şimdi şey yapma. Öyle mi? Ne oldu peki orada? Ya orada leh süvarileri diye bir meret var. Arkadan böyle hölele yuvalele diye girdi. Bizim leh kral... Polonyalılar mı? Evet, Polonyalılar. Bizim ne size? Arkada da şey duruyordu böyle. Kırmağını da böyle bakıyordu. İç çeke çeke böyle. Geç kardeşim geç. Kardeşim tamam geç. Yaptı. Bizim orada perişan oldu. Ondan sonra bir Karlofça mevzusu. İş buraya kadar geldi ya. Sen deminki halinde o yüzden mi duruyordun? Hele şeyde sizin yaptığınız filmlerde sen bayağı büyük gözüküyordun ya. Ya biz zaten büyüyüz de sizin yanınızda küçülüyoruz kardeş. Brezilya komünizme dönmüş. Komünizm nedir ya Güney Amerika'da? Terbiyesizlik. Ne kadar da ayıp bir şeydi ki. Neyse en azından vura vura artık eski şeyimize döndürdük. Biz ne diyorduk ya? Ha efendim şu Liberya'dan sizin oğlan vazgeçer mi? Ya Liberya'da bizim oğlan garibandır. Ya şöyle... Afrika zaten tamamen gördüğünüz gibi büyük bir pazar. Ben o İngiliz'e bir tane toz bastırayım. Oradan bir toprak alalım. Siz oradan böyle yılanlayın. Siz de bizi mazur görün. Bizim çocuk da yani kolonileşemedi bunca yıl. Yani diyor hünkârım yani biz yani, günah değil mi? Biz de iki... Sayın Haşmetli Padişah şimdi İngilizlerin zaten burada hadsizliğini görüyoruz. Burada istemiyorlar. Çünkü burada bir toprağı var. Ve hala sevgili Alfredo'ya bağışlanmamış. Onun toprağı zannedersin. Tam arasında iki toprak ayırıyor fark ettiyseniz Kolombiya'ya. Yani biz kolonicilere karşıyız. Ticaretini verirsiniz. Destek atarsınız. İngilizler çünkü bu dünyada gerçekten kıymetli bir yeri olan insanlar. Bizim için değil. Senin için değil ama yani genel olarak dünyayı şu an bir nevi bekçilik görevi üstlendiği için. Siz İngilizlerle beraber misin? Vallahi beraber değilim ama ayrı da değilim. Ya bak bu adam çok Ali Cengiz konuşuyor. Yani ben burada... Bilmiyorum ya çok böyle dediğim böyle böyle bir anda hani sağ gösterip sol vurmuyor mu böyle? Bir sersemlet bize biz bilmedik şu an. Ya ben... Ne desek olmuyor yani bu adam anladınız mı? Ben sizinle beraber güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Hatta Afrika'nın şu an için Güney Amerika devletlerine bir ev, yuva olacağına... Hiç şüphem yok. Evet, Liberya'da. Liberya kardeştir. Oradan biz kahve ithal ediyoruz yani. Ama şimdi ben burada vura vura gideceğim yani. Peki. Fransız da dahil. Tamam, çok güzel. Bunları bize biri versin işte yani. Tamam işte çok güzel yani. Bak oradaki bütün topraklar özgürlüğüne ulaşmış. Gidin İngiliz'den bir Gambiya'sını böyle yalanlıyor. Ya da buna da gerek yok. Siz koskoca devletlersen bir çıkarma atın ya. Çıkartmaya atmaya atarız da uğraşmak istemiyoruz. Şey. Halihazırda toprak olsun uğraşmayalım çıkartmaya atmayla. Ya uğraşmak dediğin talimdir. Siz talim tamam edin. Şey versin şu Senegal mi oluyor burası? Burayı versin bize İngilizler tamam ya. Ha, yani gidin verirler ya şey yapmazlar yani. Efendim sizin şey müttefiniz değil mi? Siz ayarımızı yapacaksınız ya. Ya siz gidin benim selam Hamidimiz size selam gönder de o verir. Verir mi? Yani bizim verir. Asıl problemimiz British Guyana. Evet bir de Guyana meselemiz ya, var. Bak... Eğer aracı olacaksanız buraya oğlum. Yoksa ya, biz... Şöyle... Ya. Orayı yani nasıl, bizden nasıl... anlaşmazsa zannetmeyin ki. Bu arada bize bana konvoy atarsanız ben sizden daha çok alacağım biliyor musunuz? Onu söylemeyi unuttum ben. Konvoy bende de pek yok ya. Şey ya ben size şöyle bir güzellik yapayım. Hani aracı olacağımı söyleyin. Bir de şöyle bir şey deyin. Yani birebir ticaret olmasa bile yani ticarette güzellik indirim yapacağınız. İngilizlerin pazarınızı falan işte dahil edeceğiniz. Derseniz tatlı tatlı anlaşmanız olur yani. İngilizler zaten şu pazarımıza, an galiba. Pazarımıza dahil edelim mi İngiliz'i? İstiyor muyuz? İngilizler garibandır. Parası makbulünde verirse neden olmaz? İngilizler galiban da burada ne işler var efendim? Ya İngilizler garibandır derken şu an dünyanın geri kalan devletlerinden birkaç tane devlet de harp etti. Hatta bütün Avrupa ile harp ettikleri için garibandır yoksa ya. Tamam ha, İngilizlere diyoruz ki o zaman tüm Güney Amerika ve Amerika bölgesinden çekilsinler. Burayı bize bıraksınlar. Biz de onları rahat bırakalım. Afrikalarını falan da ellemeyelim. Ticaretini, miratini verirsiniz. Zekatını verirsiniz bence. Olur. Ticareti biz veremeyiz. Konvoyumuz, manvoyumuz. Ha biraz da konvoy atarsa olur belki. Olur canım yani. Bu işler tatlıya yani. Bağlanır bize, yani. Şimdi bize de alüminyum lazım şimdi. O yani. Hepimize lazım. O büyük ihtiyaç ya. Silah ihtiyacınız var mı? 200k silah var depoda. Harcayamıyoruz. Bende de 300k var ya. Harcayamıyorum. Neyse İngilizlerin kafasına fırlatırız vermezse. Efendim görüşmek ya. Üzere. Görüşmek üzere. Gel buraya. Evet, buyurun Sayın Abdülmecit. Bizimle görüşmek istemişsiniz. Efendim, merhabalar öncelikle. Ya şu Kırım'ı soldan bize böyle bağlarsan eski topraklarımızla evet. Beraber. Kırım, şöyle söyleyeyim, şu an aşırı büyük bir önem arz ediyor bize burada. Aa, Kırım'a geliyorlar. 10 gün. 10 gün.
10 gün galiba uygun bir süre. Klima giriyorlar. 10 gün diyorsunuz. Tabii. Ve cidden iyi bir uçak veriyoruz biliyor musunuz? Biz de iyi veriyoruz. Ama İngilizler daha iyi uçak veriyormuş diye. Yani valla İngiliz anak arasında yakında Alman ordularını görürseniz seçtirmeyin diyeyim. Ben karımımı istiyorum. Ufak bir toprak kadar yani. Yani biz de diyoruz ki şu anda stratejik bir öneme sahip Kırım. O zaman savaş sebebi diye yorumladım. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Nereden savaşacaksınız? Cephemiz bile yok. Sana da çıkacağım bu arada. Kendini korsan iyi olur. Benim donanmam çok güçlü. Benimki daha güçlü. Yunan donanmasının üzerine bir şeyler bastın. Bakın benim donanmamı. 100 birim donanmam var be. 142 birim donanmam var be. Ya dediğim gibi Odessa, Baltas, Trias ve Kırım'a doğru ufak bir koridor yap bana kafiyim. Alayım gideyim. Yoksa İngiliz ittifakına girip ya girmesem bile olur. Ben kendi kendime yeterim. Ve tankımız da mevcut bayağı. Tam olarak istediğiniz toprakları söylersiniz. Nasıl bir koridor istiyorsunuz? Kırım'a soldan. Kiev dahil değil işte ya. Bay State. Öyle Odessa limanından falan kıyılardan böyle Karadeniz galiba. Birleştirme operasyonu gibi bir şey. Verdiğim topraklar kafisi anlaşırız. Lakin değilse kafi nasıl yani sıkıntı. Ben anlamadım. Yani şimdi şöyle veriyorum. Balta Traspol, altındaki Odessa. Evet. Mykolaiv. Evet. Kherson ve Kırım, doğru mudur? Evet, evet, evet. Bu arada petrol daha çok satıyoruz ha. Çok lazım değil, lakin yakın zamanda aşırı derecede lazım olacak. Sizden alışımızı yapacağız, hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere diyelim bu halde. Hamidim, bir şeyler sormak isterim size. He. İstanbul nerede? Lan? Nasıl nerede? Nasıl nerede ya burada? Niye adı Konstantin'e? Korkuttun lan. Sırf korkuttuğun için şimdi de senden Granada'yı istiyorum. Granada nerede? Barcelona. Barcelona değil. Yok ki onlar düşme toprakları. Barcelona değil. Granada'yı vereceksin. Niye adı Konstantin'e orasının? Beni korkuttun. Bulgar çaldı zannettim. Yok Bulgar çalabilir ama dikkat edin. Hayır hünkârım, şöyle bir şey yapabiliriz. İsterseniz siz bize Edirne ve Konstantin'e'yi verin. Biz size Airbase, Antair, London... Bir dahtım vardı, onu da vereyim değil mi? Yarın öbür gün Mısır gibi Adana'ya yürür bu. O kadar da değil. O kadar da yok değil. Yok canım. O kadar değil. Mısır gibi Adana'ya yürür bunlar. Dikkat edin. Hünkârim. Sen Granada işine ne diyorsun kardeş? İnanır mısınız? İçinde 16 tane sivil var. Ekonomim batar. Vazgeçtim ya. Sen ehli sünnet bir adama benziyorsun. Vazgeçtim. Biz aslında sosyo-müslümanız. Ney? Sosyo-Müslüman yeni çıkardın. Baktım çok ilerlediniz, yakın bir şey olalım dedik. Tamam, sen takıl kafana göre. İyi günler. Yine de korkutmuyor değilsiniz bizi. İyi günler. Görüşmek üzere.